Buraya niye geldik? Enver Bey böyle istedi. Kafede sizi bekliyor. Enver Bey, kimi bekliyorsunuz? Zeynep. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Nasılsın bakalım? İyiyim. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Bana bak, zayıflamışsın sen. Yoksa yine rejim mi yapıyorsun ha? Her zamanki halim. Evet, her zamanki gibi güzelsin. Gel. Siz de çok yakışıklısınız Enver Bey. Ne demezsin? Nasılsın bakalım? Çok iyiyim. Beni burada karşılaman çok hoş abi. Özellikle istedim. Ne çok severdin değil mi? Evet. Gerçekten çok severdim burayı. Neredeyse bütün günüm burada geçerdi. Çok at binerdim. Bir de Argos'u çok özlüyorum. Çok güzel, çok asil bir at. Gel benimle. Gel. Nereye? Gel, gel, gel. Allah Allah. Çok güzel. Çok güzelsin sen. Adı ne? Adını siz koyacaksınız efendim. Anlamadım. Nasıl yani? Abi düşündüğüm şey yapmadın herhalde değil mi? Artık bir at sahibi olmanın vakti gelmişti. İnanmıyorum. Gerçekten mi? Sana çok yakışıyor. Çok teşekkür ederim abi. Beni ne kadar mutlu ettiğini bilemezsin. Çok güzelsin sen. Çok güzelsin. Al şunu. Peki ne olacak? Ben yokken kim bakacak ona? Sen bakacaksın. Seni artık bırakmayacağım. Abi ne olur. Bunu sonra konuşuruz. Gel bir şeyler içelim hadi. Sağ ol. Hadi gel. Güzel bir.
Mehmetciğim. Ben seni çok iyi anlıyorum. Ama sen de beni anla lütfen. Olmaz. Ben yapamam burada. Seninle konuşmak istediğim önemli bir şey var. Biliyorum Barış'ın ölümünden, o kazadan kendini sorumlu tutuyorsun ama... Eğer ben Ali Necat'ı arayıp o arabayı al, buluşalım demeseydim bunlar hiçbir yaşanmayacaktı. Sevgilim, Enver abiden nasıl alacağım ben arabayı? Ya hiç düşünmüyorsun bak beni. Hem Barış'la takılma sözü verdim ben şimdi çocuğa, ayıp olur. E tamam işte onu da al, gel ne güzel olur. Abimle konuşursan hem o seni kırmaz, ben biliyorum. Tamam sevgilim, bilmiyorum, söz vermiyorum, bakarız. Bak gelmezsen yemin ediyorum seninle bir daha konuşmam. Yüzüne bakmam, söyleyeyim. Belki buraya Barış'la birlikte gelecekti. Eylül. O ata binen Barış olacaktı. Eylül. Eylül ya. Benim yüzümden öldü işte. Sen oğlunu benim yüzümden kaybettin. Senin de Feyza'nın da hayatı benim yüzümden karardı. Bunun pişmanlığını yaşamadan geçirdiğim bir an bile yok. O yüzden abi... ben burada kalamam. Senin bir suçun yok. Kendini boşuna suçluyoruz. Sadece senin bildiğin yok çünkü Barış'ın ölümü bir kaza değil değil. Oğlum bir cinayete kurban gitti. Söylediğinin farkında mısın? Yıllardır bu kazayı düşünüyorum Elif. Ama altında bir şeyler var. Uzun süredir çözemediğim şeyler. Nasıl şeyler? Bilmiyorum. Ama araştırıyorum. Şu anda somut olarak söyleyeceğim bir şey yok. Anne de benim aklım almıyor. Yani böyle bir caniliği kim nasıl yapabilir? Yani sana zarar vermek için bile olsa... küçücük masum bir çocuk arabadayken bu... Belki hedefleri Ali Necat'tı. Emin değilim. Anacığım. Sen bunca yıldır... yaşadığın bu acıya o kadar çok sebep aradın ki. Belki de... Hayır, hayır Eylül, hayır. Öyle değil. Keşke senin gibi düşünebilsem ama inan bana öyle değil. Bu işin altında bir şeyler var. Ama bulacağım. Ne olup bittiğini mutlaka öğreneceğim. Dinliyorum. Şimdi Ali Necat... Allah. Canım. Oo, bir tanem benim.
Kaan'cığım bize 2 dakika daha müsaade eder misin? Ya ama ben oyun oynamaktan çok sıkıldım. Hadi babacığım. Benim yanımda konuşsanız ne olacak? Hadi babacığım, dinle alanı hadi. Çok kısa sürecek, söz veriyorum. Tamam o zaman. Ama bir şartla. Oo, şartımız da var demek. Neymiş bakalım? Hani Murat amca bana oyuncak alacaktı ya. Aa, doğru söylüyorsun ya. Biz bunu nasıl unuttuk? Ben hemen Murat'ı arayıp bu hediye meselesini çözüyorum. Hiç merak etme. Tamam. Nereden çıktı şimdi bu hediye falan? Bir sorun yok anneciğim. Murat'la konuşmuşlar. Ve aralarındaki meseleyi çözmüşler. Beyza, Murat'ın Kaan'ı hediye almasını istemiyor. Anlaşıldı mı? Lütfen. Neyse, zaten konumuz bu değil. Ben buraya seninle başka bir şey konuşmak için geldim. Konu Kaan. Kaan'ın nasıl yaşayacağıyla ilgili bir karar vermek zorundasın. Evet, verdim bu kararı. Bak, bu çocuk senin evinde köşk arasında gidip geliyor. Sürekli bizimle vakit geçiriyor. Biraz da yaşıtlarıyla vakit geçirmesi gerek anneciğim. Ya yakında okula başlayacak. Bunun için hazırlanması gerekiyor. Bence Kaan'ın köşkte yaşaması verilecek en doğru karar. Verilecek en yanlış karar budur. Doğrusu benim yanımda olması. Bak, öyle AVM'lere götürmekle, hamburgercilere götürmekle babalık yapılmıyor. Kaan'ın geleceğini düşünmek zorundasın. Evet, düşünüyorum. Ben onun babasıyım Feyza. Ben de yabancı biri değilim. Necat, halasıyım onun. Evet. Ve onu çok seviyorum. Ve seve seve onunla ilgili bütün sorumlulukları üstlenmeye hazırım. Yakında Nazlı'yla evleniyorum. Hı hı. Yurt dışında yaşayacağız. Nazlı Kaan'ın arasının ne kadar iyi olduğunu görüyorsundur umarım. O yüzden onun için verecek en doğru kararı biz vereceğiz zaten. Tamam ama ikiniz de çalışıyorsunuz. Yani onunla yeteri kadar ilgilenebileceğinizi düşünüyor musun gerçekten? Konuyu kapatalım mı? Biz yurt dışına gidiyoruz, o kadar. İnat ediyorsun değil mi? Hayır, sen inat ediyorsun şu an. Ben inat falan etmiyorum. Evet, ediyorsun. Bütün bunların Naz'ın başının altından çıktığını biliyorum. O kızı suçlamaktan vazgeç artık. Bu tamamen benim fikrim. Yapma Necat. Herhalde onun bir melek olduğuna inanmamı beklemiyorsun bu değil mi? Bu konuyu kapatalım mı? Böyle bir insan yok anneciğim. Böyle bir insan yaşamıyor. Yeter, yeter. Yeter abla. Yeter. Bana onu savunmayı bırakır mısın artık? Kimseyi savunmuyorum ben. Çok mu aşıksın? Bütün hayatını onun önüne mi sermek istiyorsun? Tamam. Ne yapıyorsanız yapın. Nerede yaşamak istiyorsanız yaşayın. Ama Kaan'ı bu karmaşadan uzak tutun. Abla, tamam. Yeter. Buna asla izin vermem anneciğim. Abla yeter. Kaan benim oğlum ve benimle yaşayacak. Benim kararlarım doğrultusunda yaşayacak. İşlerim var, çıkabilir miyiz? Babam ne kadar haklıymış. Evet, haklı. Sen bencil, sorumsuz, inatçı bir adamsın. Evet, öyleyim. Tamam. Bitti mi? Çıkalım mı artık? Gel, gel, gel. 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 Ay. Hala? Ne oldu? Gidiyor musun? Yok bir şey. Gidiyorum, evet. Daha kalmayacak mısın? Gitmek zorundayım Kaan'cığım. Seni çok seviyorum. Seni asla bırakmayacağım. Ben de seni çok seviyorum. Zaten hiç ayrılmayacağız ki. Evet. Hiç ayrılmayacağız. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak, tamam mı? Tamam. Evet, kahven hazır Umut Usta. Ama sana bir şey diyeyim mi? Zımba bir şey yaptım bak, köpüklü möpüklü.
Usta telefonu çalıyor. He. Ya aç da. Ya sana ne lan? İster açarım ister açmam. Telefon benim değil mi? Niye? Sana ne oğlum? Vay. Başkan hayırdır ya, erken gitsin. Ha. İyi misin sen? Ne oldu ya? Sana bir şey mi oldu? Yok. Nasıl yok ya? Yok abi bir şey. Ne oldu oğlum, anlatsana. Yok bir şey ya. Telefon çalıyor. Yenge arıyor galiba. Niye açmadın? Yok abi, bitti o iş, tamamdır. Bitti mi? Ha. Lan şurada yüzünde gülücükler açıyordu. Saçıyorduk gülücükleri de, bitti abi, bitti, tamam. Ben öyle kendi kafama göre bir şeyler falan var zannetmişim, bilmem ne. Tamam abi, bitti. Ne var abi? Ne var abi, anlat. Ya birader, ben dün gittim ya yemeğe. Tamam, biliyorum. Abi gittim. Kim var evde? Kim var? Murat. Murat kim ya? Murat yok mu Murat? Araba işini yapacağımız adam. Murat Seyhan. Yok artık. Evet abi, evde adam. Öyle oturmuş evde, sofraya. Bayağı yemek yiyor yani herif. Soruyorum Neslihan'a, nedir falan filan, hiçbir şey söylemiyor. Adam tabii bir panik oldu, kalktı gitti. Yine sordum, ne oluyoruz diye. Yok abi, hiçbir şey anlattığı falan yok. Sonradan işte öyleydi, böyleydi falan filan dedi. Eskiden yani bunlar bir şeyler yaşamışlar abi vaktiyle. Neslihan eskidendi falan diyor da ben inanmıyorum abi. Nasıl eskiden? Abi yani şimdi belki de şeydir yani, onun harbiden eski bir şeydir falan. Bitmiştir, bir şeyler konuşuyorlardır belki yani. Öyle de olamaz mı? Ne alakası var? Ne işi var kardeşim o saatte evde? Hem kendi söyledi diyorum ya, anlatamayacağım şeyler var, anlatamayacağım şeyler var. Ya bir de zaten şöyle bir şey de var. Hani öyle bir ruh hastasıyla berabersen de zaten, sende de bir tuhaflıklar vardır abi. Yani işte. Yani o zaman ne diyeceğiz? Hayırlısı olsun diyeceğiz. Hayırlısı olmuş diyeceğiz. Öyle diyeceğiz yani, ne yapalım? Birader, dün şu arabayı getirdiler de bugün vereceğiz dedik. Ben şuna bir dalayım ya. Ya sen şey yaptın. Ben de giyeyim, geleyim, ben de dalayım. Hah, hadi gel. Kafan dağılsın, gel. Ne güzel görünüyor. Çok özlemişim. Gördün mü bak? İyi ki gelmişsin ama. Öyle değil mi? Ben bir bavulumu boşaltayım. Evet, bu da bitti. Başka bir şey kaldıysa odama getirirsin Bahar'cığım, tamam mı? Sağ ol canım. Vaktiniz var mıydı acaba? Buyurun geçin, odama gidelim. Yok, gerek yok. Bana yurt dışında yaşama fikrinden vazgeçmesi için Ali Nejat'ı ikna edeceğinize dair söz vermiştiniz. Size bu konu hakkında söz verdiğimi hatırlamıyorum. Ama Ali Nejat'la benim kararım olduğunu söylediğimi hatırlıyorum, evet. Ha, yanlış anlamışım o zaman. Muhtemelen. Bakın, sizin kendiniz için ne karar verdiğiniz beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Ama söz konusu olan Kaan'sa işte o zaman işin rengi biraz değişir nasıl? Siz ne demek istiyorsunuz? Ben Kaan'ı mı düşünmüyorum yani? Siz bu melek rolünü oynamaktan sıkılmadınız mı? Hı? Çünkü ben seyretmekten çok sıkıldım artık. Ama bravo doğrusu, Ali Nejat'ı inandırmışsınız. Neyse ki hiçbir şey gizli kalmıyor. Gerçek er ya da geç ortaya çıkıyor, değil mi? Bakın Feyza Hanım, sakin olmaya çalışıyorum ama her şeyin bir sınırı var. Sakin olmaya çalışıyorsunuz demek. Ne yapacaksınız çok merak ettim. Şöyle bir bırakın da kendinizi, bir gerçek yüzünüzü görelim artık, ha? Ne dersiniz?
İnanın bana, gerçek yüzümü bilmiyorum ama böyle devam ederse bir yüzümü göreceğiniz kesin. Bakın. Bir çocuk sadece sevgiyle büyütülmez Nazan. Onun başka ihtiyaçları da vardır. Ve Kaan'ın güvenli, huzurlu ve istikrarlı bir aile ortamında yetişmesi gerekiyor. Merak etmeyin, bunu en çok ben düşünürüm zaten. Kendinizden o kadar emin olmayın Nazan'ım. Belki de bilinçaltınız annelik duygusunu tatmin arayışında. Kaan üzerinden. Onun duygularını sömürüyorsunuz, farkındasınız değil mi? Kendinizi biraz sorgulayın. Ya da ne bileyim, bir doktora falan danışın. Size anneliğimle ilgili söz hakkı tanımayacağım. Size ben bir iki hikaye anlattım, gelip bunu yüzüme vurun diye mi? Lütfen defolup gider misiniz buradan? Şu an hemen çıkar mısınız? Lütfen. Bu meselenin peşini bırakmayacağım. Lütfen bırakmayın ama sakın bırakmayın. Çok korktum çünkü ben. Bırakmayın ama ya. Delirmiş mi bu? Nasıl gelip bana bunları söyler? Sakin, herkes bize bakar. Tamam. Sakin olamam. Leyla gelmiş bana. Ne diyor ya? Ne diyor ya? Onu gördün mü abi? Ali Necat'ı mı? Evet, karşılaştık. Yıllar onu da çok değiştirmiş. Senin tanıdığın zamanlardaki deli dolu, aklına eseni yapan Ali Necat gitmiş. Yerine başka biri gelmiş. Ve gözlerine bir daha silinmesi mümkün olmayan derin bir hüzün yerleşmiş. Hepimizde olduğu gibi. Bir oğlu var. Evlendiğini bilmiyordum. Evlenmedi. Hatta baba olduğunu da epey sonradan öğrendi. Seni üzmek için söylemedim, hırpalama artık kendini. Biliyorum abicim, biliyorum. Ali Necat benim için hep çok özeldi. Ne bileyim. Şimdi bir anda bir oğlu olduğunu öğrenmek biraz ağır geldi. Ne kadar çocukça da olsa, o zamanlar en büyük hayalimiz bir çocuğumuzun olmasıydı. O hep bir kızı olsun isterdi. Ben de ne bileyim, belki saçma ama illa ikiz. Ama o kaza bütün hayallerimizi, her şeyi alıp götürdü bizden. Tıpkı Feyza'yı senden kopardığı gibi. Abiciğim. Adı ne? Kaan. Çok güzel bir çocuk. Büyüyünce iyi bir adam olacak, gözlerinden okunuyor. Barış'a benziyor. Tanıştın yani onunla. Evet, tanıştık.
neden çağırdın abi? Hayata yeniden başlarız diye. Çok seviyorum. Biraz daha sakinleştin mi? O kadın herhalde... Önce Necat'ın ablası. Çaylar. Sağ ol canım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Tahmin etmiştim. Ne istiyor senden? Bir sürü şey işte. Uf. Ben çok mu üstüne gittim acaba? Bir an kendimi kaybettim. Kadın da çok fena şeyler yaşamış ha. Kendi çocuğunu falan kaybetmiş. Gerçekten çok üzücü de ne ilgisi var bunun seninle? Aslında Kaan'la ilgili. Kaybettiği çocuğunun yerine koyuyor Kaan. Biz de şimdi evlendikten sonra Avrupa'yı taşıma ihtimalini konuşuyoruz anne Necat'la. Hatta anne Necat bunu çok istiyor. O da böyle bir şey olmasından korkuyor işte. Evlendikten sonra Avrupa'ya mı taşınacaksınız? Ayrıca ona ne? Nerede isterseniz orada yaşarsınız. İşte. Bunların hepsini benim kurguladığımı, Kaan'ı ondan uzaklaştırmaya çalıştığımı falan hayal ediyor. Yok artık Naz. Belli ki kadın sağlıklı düşünemiyor. Benim Kaan üzerinden annelik duygumu tatmin etmeye çalıştığımı söyledi, biliyor musun? Bunu yapan kendisi farkındasın değil mi? Sence böyle bir şey yapıyor olabilir miyim gerçekten? Naz, lütfen seni manipüle etmesine izin verme. Sen Ali Necat'ı da Kaan'ı da çok seviyorsun. Önemli olan tek şey bu. Tamam. Şimdi şu çaylarımızı içiyoruz. Biraz daha sakinleşiyoruz. İçeri girip işimizi yapmaya devam ediyoruz. Bugün olan saçmalıkları da unutuyoruz, tamam mı? Of. Ali Necat, seni tekrar şirkette gördüğüme çok memnun oldum. Burada bulunman teklifime sıcak baktığın anlamına mı geliyor? Yok, hayır baba. Yani biliyorsun, hayatımıza yurt dışında devam etme planımız var. Gitar ayak böyle bir teklif sunduğun için bana teşekkürler. Neyse, şimdi bir toplantım var. Bu konuları sonra uzun uzun konuşuruz. Hı? İyi günler efendim. Seninle konuşabilir miyim Boz? Tarık Bey, siz önden gidin, ben size yetişirim efendim. Tamam Oğuz. Evet efendim. Bu gemi ihalesinde benim gibi düşünürken sonradan nasıl fikrin değişiyor? Ben size toplantıda da arz ettim o gün efendim. Şirketin çıkarları için... Buna inanacağımı düşünmüyorsun değil mi? Yanılıyorsunuz efendim. Umarım yanılıyorum. Eğer bu işin içinden başka bir şey çıkarsa yapacaklarımı tahmin bile edemezsin. Ben Tarık Bey'i bekletmeyeyim. Bir şey daha. Murat'la daha önce bir tanışmışlığın var mı senin? Hayır efendim, hayır. Hayır, siz şirkete beraber geldiğinizde ben de kendisini tanıdım. Yani ima ettiğiniz eğer buysa ben ihale ortaklığından başka Murat Bey'i tanımıyorum efendim. Öyle olsun. Tarık Bey'i bekletmeyin. Merhaba. Merhaba. Ben Umut'un arkadaşıyım. Telefondan aradım ama ulaşamadım kendisine. Evde mi acaba? Ha, abim işe gitti ama. Gökçe! Kim geldi kız? Aa, Neslihan. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Siz tanışıyor musunuz? Hani sana anlatmıştım ya, hastanede arkadaşına rastladık abinin diye. Çok memnun oldum. Gökçe ben. Umut'un kız kardeşiyim. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Kızım, niye böyle kapı önündesiniz? Davet etsene içeri misafiri.
Ay ben dağılmışım tamamen. Çok özür dilerim. Buyurun. Yo, çok teşekkür ederim. Hiç zahmet vermeyeyim. Ben Umut'u merak etmiştim. O yüzden geldim ama evde yok sanırım. İşe gitti. İş adresini alabilir miyim peki? Yani aslında ben de gidecektim. İsterseniz ben götürebilirim sizi. Tamam, olur. Tamam, o zaman ben hemen çantamı alıp geliyorum. Hadi kızım. Ama hiç böyle olmadı. İçeri gelseydim bir kahve ikram etseydim sana. Çok teşekkür ederim. Başka zaman inşallah. Hadi bakalım inşallah. Abi çok ciddi bir mesele var. Murat Bey, şirket hesabından ihale öncesinde 30 milyon dolar talep etmiş. Ne kadar? 30. Tarık Bey de bunu onayladığı takdirde bir 30 daha alacak. Yani 60 milyon dolar. Çok büyük bir para. Hangi gerekçeyle istiyormuş parayı? İhaleyi kesin kazanacağını söylüyormuş. İhaleyi kazandığımız takdirde de tersanelerin bunun altyapısının yetmeyeceğini, yeni bir tersane kurmak için kullanacakmış bu parayı. Hesapta olmayan ilk sürpriz ha? Üstelik ortada kazanılmış bir ihale de yok. Evet. Bu ihaleyi kazanabileceğinden nasıl emin olabiliyor bu adam ya? Ben de bilmiyorum. Ama bu buzdağının görünen yüzü. Eğer ihale bizim şirkette kalırsa en az 400 milyon dolar gibi bir para ihtiyacı olacak ki... bu Karasu Holding için çok büyük bir risk. Anlatmak için uğraşıyorum babama da. Anlayan yok işte. Hayır, benim anlamadığım konu ne biliyor musun? Ya bu adam hayatı boyunca her şeyi hesap etmiş bir adam. Hani bunu nasıl göremiyor anlamış değilim. Ne yapabilirim ki? İhale yarın. Evet. Murat bir şeyler çeviriyor ama ne? Senin canına kıydığım günün yıl dönümü ve ben senin mezarını yine ziyaret etmeyeceğim. Sana bunu yapanlardan intikamımı aldığım güne kadar. Senin mezarını da ziyaret etmeye bile yüzüm yok. Her geç intikamımı alacağım, merak etme. Amca ile ilgili bir gelişme var. Bilmek isteyeceğini düşündüm. Neymiş? Zor durumdaymış. Tamam, bugün ilgileniriz. Yarın büyük gün. Fitili ateşledik. Karasu Holding'in batış süreci başlıyor. Evet. Yarın büyük çöküş için ilk adımı atacağız. Sonra kılıçları çekeceğiz. Hepsiyle tek tek yüzleşeceğiz. O zaman babamın mezarını ziyaret edebilir. Kolay gelsin. Yaptın mı? Pilav hazır mı? Demleniyor Hasan Bey, pilav hazır. Nohut da pişmek üzere. Tamamdır her şey. Çok güzel koku geliyor. Ellerine sağlık. Aradı mı çocuk? Zafer mi? Hı-hı. Aralı. Araba işi tamam. Birkaç saate kadar gelirim dedi. Ay hadi hayırlısı Hasan Bey. İnşallah her şey düşündüğünüz gibi olur. İnşallah hanım. Hadi sana kolay gelsin. Sağ ol. Şu ilerden gireceğiz. Burası sanayi değil mi? Evet, yani abimin dükkanı da burada hemen, yakında. Aa, ben son zamanlarda buradaki dükkanlara stüdyo ofislaşmanın çok moda olduğunu duymuştum. Umut'un işini de düşününce mantıklı. Yani aslında
abimin ofisi pek ofis gibi değil, daha çok dükkan tarzı. Şu ileride hemen. Şuradan su çekelim direkt. Onlarla hiç uğraşmayalım. Daha kolay çok hallederiz. Abi Interpol borusundan olamaz mı peki? Sökelim abi. Sök bakalım. İyi abi, abi tamam olsun. Tamam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar Şeref. Nasılsın? Hoş bulduk. Oh. Abi bak kimi getirdim sana? Abi Gökçe geldi ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aradım. Telefonlarım çıkmayınca merak ettim. Evine gittim ama burada olduğunu söylediler. Ben de geldim. İyi yapmışsın. Konuşabilir miyiz? Tabii. Tabii gelsen. Ne diyorsun ya? Kim? Bu kız kim? Sen biliyor musun bunları durumlardan falan? Şimdi sen haberdarsındır ha. Ne bu? Niye burnunu sokuyorsun oğlum sen her şeye? Ne oldu? Yok bir şey. Bakıyorsun da garipsedin galiba. Yok yani şaşırdım sadece. Yani ben daha farklı bir yer hayal etmiştim. Sonuçta sen tasarımcısın. Ne bileyim böyle ofisin falan vardır diye düşünmüştüm. Burası... Burası? Burası tamirhane. Ha? Tamir, ben de tamirciyim. Bir mahsur mu var senin için? Yok, yok. Hiçbir sakıncası yok. Ama ya bana söyleyebilirdin tamirhanede çalıştığını. Sorsaydın söylerdim herhalde. Yani... Benim öyle gizli saklı bir şeyim yok. Neyse ama açık açık. Böyle sır dolu hayatlarım, neydi belirsiz kişilerle ilişkilerim falan. Öyle şeylerim de yok senin gibi. Umut, bana niye böyle davranıyorsun? Üzdüm mü seni? Affedersin. Affedersin yani. Çok özür dilerim gerçekten. Ama böyle düşünüyorum yani Neslihan. Gerçek bu. Niye yapıyorsun bunu? Ne yapıyorum Neslihan? Ne yapıyorum? Tamirciyim işte. Tamirciyim. Araba tamir ediyorum. Motordan anlarım, mekanikten anlarım. Birazcık da elektrikten falan anlarım. Bu. Buyum yani ben. Peki sen? Sen gerçekten nasıl birisin onu söyleyebiliyor musun? Umut. İnan bana herkesten çok sana dürüst olmak istiyorum. Ama yapamam. Lütfen anla beni. Yine aynı şeyi konuşuyoruz işte Neslihan ya. Yine aynı şeyi konuşuyoruz yani. Neden geldin o zaman? Neden geldin? Tamam hayır. Bak özür dilerim tamam. Benim suçum. Benim kabahatim. Ben aramızda bir şey olduğunu zannettim. Başka bir şey yaşadığımız falan zannettim. Tamam mı? Tamam. Bak ben çok üzgünüm. Dün gece Murat'la karşılaştığım ve aramızda olanları öğrendiğin için çok kırgın olduğunu biliyorum. Sorun değil ya. Neleri atlattım ben bunu da atlatırım. Sorun değil yani. Sana değer veriyorum. Zaten bu yüzden Murat'larımıza geçenleri anlattım. Tamam peki anlatamam dediğin şeyler. Yani bu ne kadar daha devam edecek böyle böyle sırlarla dolu falan? Yani niye anlatmıyorsun Neslihan? İkimizin de iyiliği için Umut. Özellikle de senin. Eğer bu yüzden başına bir şey gelirse ben gerçekten yaşayamam. Niye bana güvenmeyi denemiyorsun? Bir kez olsun. Nasıl inanabilirim? Nasıl güvenebilirim? Ne olup bittiğini anlamadan nasıl... Tamam. Haklı olabilirsin. Ama en azından sana olan hislerimin doğruluğuna inan. Bunu çok isterdim. Ama inanmayacaksın değil mi? Üzgün Neyse, yapamam. Böyle bir ilişki yaşayamam. Bence herkes kendi yoluna gitsin. Cam falan süpür diyor bazen arkadaşlar. Ne yapacak? Gidiyor musunuz? İyi günler. Çok memnun oldum. İyi günler. Nesi var ya? Abi ne oldu? Neyi var? Ben bir yürüyeyim de geleyim ya. Biraz gezin.
Ay ne oluyor bunlara? Ben anlamıyorum ki. Ya ben buna şey diyorum yani. İlişkiler. Ben ondan girmiyorum mesela bu ihalelere. Hı hı. Mert Bey, istediğiniz dosyaları çalışma odasından toparladım efendim. Teşekkür ederim. Ne bunlar? Önemli değil abi ya. Ortalık karışık zaten. Ben onları arabaya götüreyim. Kimin bu çizimler Mert? Ya Avrupa'da birkaç tane tasarımcı çizdirmiştim. Boş ver ya, zaten mevzu kapandı. Bunlar olağanüstü Mert. Sen gittiysen aklımı okumuş. Ben bunları arabaya götüreyim. Mert bir saniye. Söylesene kimin çizimleri bunlar? Tam ne yapacaksın? Ne önemi var bu saatten sonra? Hayır, niye söylemek istemiyorsun? Sen Umut'la falan çalışmadın değil mi bu çizimler için? Yok canım, nereden çıkarttın canım? Ben o ciğersizde çalışıyor muyum? Kimin? Söyleyemem. Eylül. Eylül mü? Evet. Bu çizimleri çizsen Eylül'le irtibata mı geçtin? Yok canım, irtibata falan geçmedim. Eylül'ün freelance çalıştığı bir şirketmiş, ben de bilmiyordum. Onlara proje tasarımı istedim onlardan. Gelen çizimler içerisinde Eylül'ünki de vardı. Zaten en güzeli de onunki. Bir tek onunki işe yarar. Çok başarılı. Onun hayal gücü ve yeteneklerine hep hayran olmuşumdur zaten. Keşke en başından beri onunla çalışsaydık. Onu çalışmak isteyeceği son insan benimdir. O yüzden bir önemi yok yani. Buyur efendim. Kahve. Kahven, kahven. Sağ ol sevgilim. Ne diyorsun? İşte yani fena değil. İşte fena değil. Ne demekmiş bu da? Yani şimdi biliyorsun yani bir şeyler erkek işleri yani çizimler. Bir şeyler erkek işleri yani. Erkek işleriymiş. Aşkım. Ben bu kadar saatte uğraşıyorum, erkek işi diyorsun buna. Dur ya, kızma hemen. Bir de senin baktığın açıdan bakayım. Ver bakayım bir daha. Bakayım. Bir bak bakalım benim baktığım açıdan. Çok komiksiniz. Evet. İşte bakalım. Bir gün benim tasarladığım bir arabaya bineceksin. Hem de bayıla bayıla. Nasıl? Seni böyle görmek beni üzüyor. O kadar çok hatıra var ki. Nereye baksam canımı acıtacak bir şey hatırlıyorum.
Benim için de öyle. Geçmiş hala taptaze. Oh, her şeyi unutup hayatıma devam edebilmeyi o kadar çok isterdim ki abi. Ama olmuyor işte. Abicim. Hı? Ben burada yapamam. Almanya'ya dönmek istiyorum. Lütfen. Daha ne kadar böyle saklanarak yaşayacaksın ki? Hı? Abi. Seni bırakmayı hiç düşünmüyorum. Hiç. Sana da iyi gelecek, biliyorum aslında. Elbette zorlayamam. Ama keşke kalsan burada, yanımda. Hı? Sen sakın buraya gelme de. Ben zaten çıkacağım birazdan. İstersen dışarıda buluşalım, tamam mı? Tamam yavrum. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bir şey mi oldu abi? Görüşürüz Mert. Tarık Bey'le görüşecek mi? Daha sonra. Hadi ama asma suratını. Dün gece ne konuştuk? Hı? Bak yalnız kalmayacaksın. Ben her zaman yanında olacağım. Tamam. Yani Naz'ın yerini tutamam ama seni her zaman mutlu etmek için elimden ne gerekirse yaparım. Teşekkür ederim. Bak bir de şöyle düşün. Bu onların hayatı. Nasıl yaşamak istiyorlarsa, en çok nerede mutlu olacaklarsa bırak orada yaşasınlar. Tabii ama işte benim için kabul etmek o kadar kolay değil. Peki, sen evlenmeden önce nerede yaşıyordun? İzmir Karşıyaka'da. Nereden çıktı şimdi? Bir şey anlatacağım da onun için sordum. Yani evlenip İstanbul'a geldin. Yok, hayır Bemeş, öyle olmadı. Çünkü eşim subaydı ve önce biz Diyarbakır'a gittik. Oradan Balıkesir'e geçtik. Oradan Ankara'ya geçtik. Ondan sonra İstanbul'a geldik. Gördün mü? Yani senin ailen ne yapsın, annen baban? Onlarınki can değil mi? Ne alakası var yani şimdi? Sonuçta biz aynı memleketteydik. Bak, o zamanlar İzmir'den İstanbul'a gelmek çok zordu. Ama şimdi burada Avrupa'da herhangi bir şehre gitmek çok kolay. Yani kesin kararlısınız. Yani ille benim kızımı yurt dışına göndereceksiniz. Ayhancığım, bir de Naz'ı düşünüyorum ben. Ne yapacak? Uyum sağlayabilecek mi? Yalnızlık çekecek mi? Tamam yani sen de haklısın. Şaka bir yana yani insanın canından kopması çok zor bir şey. Anlıyorum. Ama endişelenme. Onun yanında Ali Neşat var. Yani onu çok seviyor. En az senin kadar koruyup kollayacaktır. İnan. Bunun için üzülmeyeceğiz artık, tamam mı? Ah, Feyza. Hoş geldin. Merhaba Ayhan. Rahatsız etmiyorumdur umarım. Estağfurullah, ne rahatsızlığı. Gel, buyur. Ayakta kalma. Canım çok sıkkın ya. Biraz kafam dansın diye geldim. Tamam, iyi ettim. Bu arada ben tanıştırayım. Ayşen Hanım, Naz'ın annesi, Feyza Hanım da Anneciğim'in ablası. Şu işe bak. Çok memnun oldum. Ben de. Biz de tam Ali Necat'la Naz hakkında konuşuyorduk. Öyle mi? Hangi konuda acaba? Canım şu malum konu onların evlenip yurt dışına çıkmaları ve yaşamaları hakkında. Doğal olarak Ayşen Hanım biraz dertli. Yani benim kadar dertli olabileceğinizi sanmıyorum Ayşen Hanım. Çok kötü. Çok.
Ne oldu? Ha? Yurt dışına gitme meselesini yeniden gözden geçirmeliyiz Ali Necdet. Neden? Ablam. Dün eve bugün de hastaneye geldi. Belli ki yurt dışına gitmemizden çok korkuyor. Onunla konuşmuştun mu? Neden tekrar gelip seninle konuşuyor bu işi? Her şeyden beni sorumlu tutuyor. Yani bir yandan anlıyorum bu hassasiyetini. Kanunu gerçekten yeniden hayata bağladı ama... Hayır, anlayacak bir şeyin yok. Bu kararımıza saygı duymak zorunda. Bence de. Tamam, sıkma canını sen. Ben tekrardan konuşurum. Gel buraya. Kaan hiç doğmayacak bebeğimin yerine koyduğunu düşünüyor. Belki de haklı. Merak etme, düzelteceğim ben, tamam. Arkamızda mutsuz insanlar bırakarak gidemeyiz. Yapamayız bunu. Bu bizim hayatımız. Lütfen Naz. Kalkalım artık, çok üşüdüm ben. Kalkalım. Eve mi gideceğiz? Hı hı, eve gideceğim. Ha, efendim oğlum. Babacığım, geliyor musun? Naz ablanla birlikteyim şimdi. Ne oldu söyle. Naz ablan da mı yanında? Baba, o zaman Naz ablam gelebilir mi lütfen? Tamam ama şimdi uygun bir zaman değil bunun için. Hadi al bak, veriyorum. Naz ablan istiyor seni. Tamam. Kaan, canım nasılsın? İyiyim Naz abla. Senin gelmeni istedim. Ama babam gelemeyeceğini söyledi. Naz abla lütfen gel, ne olur. Ben bak güzel şekil ablayla yemek yapıyoruz. Sen de bize yardım edersin lütfen. Tamam, geleceğim şimdi yanına o zaman. Gerçekten mi? Hı-hı. Yaşasın. Hadi bekle, görüşürüz. Kaan görmek çok iyi gelecek bana şimdi. Tamam, peki hadi gel, bırakayım ben seni. Yok, sen bırakma, ben seni. Hayır canım. Hayır aşkım. Naz ablam geliyor. Gerçekten mi? Süper. Hep birlikte yemek yaparız. Evet. Sen ne yaptın? Hallettin mi onları? Çok az kaldı. Harikasın. Ben Naz'la böyle bir şey yaşadığım için o kadar üzgünüm ki Ayşen Hanım. Ama ne yapayım yani, Kaan'dan ayrı kalma düşüncesini bir türlü kabul edemiyorum. Ya eminim benden şu anda nefret ediyordur. Öyle şeyler söyledim ki kıza. Ya bu kadar kendimi kaybetmemeliydim. Canım sen... Büyütme bunu. Yani Naz'ı tanımıyorsun o kadar ya. Şey, o çoktan unutmuştur ya. Unutmuştur bile. Öyle mi diyorsun? Ayşen Hanım, siz anlıyorsunuz beni ama değil mi? Tabii, çok iyi anlıyorum. Yani ben de benzer durumdayım aslında. Da işte onların hayatı, onların vereceği bir karar. Yani nasıl mutlu olacaklarını onlar bilecekler. Evet. Canım siz de takmayın fazla bunu ya. Yani sonuçta bir karar aldılar ama dünyanın bin türlü bir hali var yani, değil mi? Belki değişebilir bu kararları. Yapma Ayhan. Ya Ali Necdet'i tanımıyor musun Allah aşkına? İnatçının tekidir o. Asla vazgeçmez. Tamam işte onun için söylüyorum. O vazgeçmesin ama bir şey olur. Vazgeçebilir yani. Olabilir böyle bir şey, bir ihtimal. Bence bu fikirden onu sadece Naz vazgeçirebilir. Yani araba yapma düşüncesinden bile o vazgeçirdi, değil mi? Ayşe Hanım, acaba siz bir kere daha Naz'la konuşsanız mı? Yani ne bileyim, belki bir şeyler değişebilir. Tabii konuşurum yani. Umarım değişir. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Neyse, ben artık gitsem iyi olacak. Kusura bakmayın, rahatsız ettim sizi. Ne demek ki? Görüşürüz Ayhan'cığım. Kendine iyi bak, görüşürüz. Sen de. Çok memnun oldum Ayşe Hanım. Ben de. Haberleşiriz. Evet. Tam fikre alışmaya başlamıştım ki. Enver Bey'in kardeşi Eylül İstanbul'a dönmüş. Çok enteresan bir haber bu.
Merhaba Murat. Alo Feyza. Bugün sesini duymadım seni, merak ettim. Nasılsın? İyiyim. Ayhan'ın restoranındaydım. Şimdi çıktım, eve geçiyorum. Ben de sana uğramak istiyordum. Tamam, evde görüşürüz o zaman. Tamam. Görüşürüz. Ha Murat. Bu arada Kaan oyuncağını soruyor. Tamam, köşke gelirken oyuncağı alırım. Yalnız Kaan köşkte değil. Ali Necat'ın evinde. Tamam. Madem oyuncağını o kadar çok istiyor, biz de oyuncağını ona götürürüz. Olmaz mı? Biraz önce Kaan'la konuştum da Naz da oradaymış. Ya ben gelmesem iyi olur çünkü Naz'la böyle çok tatsız bir tartışma yaşadık. Ali Necat neredeymiş? Herhalde o da köşke gelecek. Tamam. İlk önce Kaan'a oyuncağını götürürüm. Sonra köşke geliriz. Orada görüşürüz, oldu mu? Tamam, görüşürüz. Hoşça kal. Bir Naz Hanım'ı ziyaret etsek hiç fena olmayacak galiba. Ne diyelim? O zaman gidelim. Hadi. Efendim? Nesli? Eylül? Evet, benim. Yok artık, sesimi unutmadın herhalde. İnanamıyorum, gerçekten sen misin bu? Evet kızım, benim. Ne yapıyorsun, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya, şu an gerçekten çok şaşkınım seninle konuştuğuma. Neredesin sen, Berlin'de misin hala? Eylül? Aslında ben İstanbul'dayım. Bir dakika, şaka yapıyorsun değil mi? Hayır, gerçekten İstanbul'dayım. Ne zaman döndün peki? Yeni döndüm. Kalacak mısın? Ne kadar buradasın? Yani çok fazla kalmayı düşünmüyorum ama seni bir an önce görmeyi çok istiyorum. Aşırı özledim kızım. Ay ya, ben de çok isterim, gerçekten çok özledim seni. O zaman yarın hemen bir şeyler yapalım. Bizimkilere de haber veririz. Tamam hayatım, anlaştık. Tamam. Harika. O zaman yarın görüşüyoruz. Öpüyorum. Görüşürüz. Eylül Hanım, kahveniz soğudu. İsterseniz yenisini söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. O kadar alıştım ki soğuk kahve içmeye, yoğunluktan, koşuşturmaktan. Uzadı biraz telefon konuşması. Bizim okuldaki gruptan birileriyle konuştum. En sonunda Neslihan'la. Yarın bir şeyler yapacağız bakalım. Neslihan senin üniversiteden arkadaşındı değil mi? Evet evet, tıp okuyordu ya. Hı-hı. Bakalım. Çok merak ediyorum. O kadar uzun zaman oldu ki görmeyeli, neler yapıyorlar. Çok özledim. Tek tek aramaya başladılar şimdi, pardon. Hadi bakalım. Cansu. Umuyorum Neslihan sizinle ilgili bir şey söylemez. Önceden uyarmamı ister misiniz? Hayır. Neslihan öyle bir amatörlük yapmaz. Eder misin? Buraya geçemiyorum. Ben hiç bilmem ki onunla oynamayı. Sen bir şeye mi üzüldün? Bir şeye takıldı aklım işte. Ama merak etme sen. Olur böyle şeyler. Seni güldüreyim mi? Nasıl güldüreceksin beni? Güldür bakalım. Sana bir sır vereceğim. Çok merak ettim. Neymiş o sır? Ben Cihayşegül ablayla Eyüba abi sevgiler. Nereden çıkardın bunu? Ayşegül abla nereye giderse Eyüba abi de peşinden gidiyor. Ve onunla konuşurken yüzü kızarıyor. Bak sen küçük adamsın. Neler fark etmişsin öyle?
Bak güldün işte, seni güldürdüm. Evet, güldürdün. Bak yüzü kızarmış. Bence çok mutlu gözüküyorlar. Aşık olmak çok güzel bir şey bence. Sence? Bence de. Peki sen hiç aşık oldun mu? Bu çok aşık. Yüzeydeki derece, soğuk hava derecesini söylüyor burada. En soğuk. Düşünebiliyor musun? -235 dereceymiş. Çok korkunç bir soğuk. En sıcağı bu. Bu ikisi. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Murat abi. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gel bir küçük. Bu benim hediyem mi? Acaba senin hediyen mi? Bakalım. Bunun içinde ne var? Çok güzelmiş, çok beğendim. Çok teşekkürler. Beğenmeni çok sevindim. Kaan hediyesini getirdim. Çocuk olmak ne kadar güzel bir şey değil mi? Böyle küçücük bir şeyle sevinçten havalarım uçuyor. Keşke yeniden çocuk olabilsek değil mi o zaman? Beğendin mi? Evet, çok güzel. Çok sevindim. Çok mutlu oldum gerçekten. İbo abi, araban çok güzel değil mi? Evet, çok güzel. Galiba bunun pili yok. Gördün mü, benim çocuğum olmadığı için ilk defa böyle bir hediye alıyorum. Pilleri atlamış. Kusura bakma. İbo abi hadi gel. Biz buna pil takalım. İçeride hallederiz. Naz Hanım, ben mutfaklıyım. Bir şey olursa seslenin yeter. Ali Necat'ın sizin buraya geleceğinizden haberi var mıydı? Naz Hanım, eski dostlar birbirlerinin evlerine gitmek için pek izin almazlar ki. Sizin şu hiç bitmeyen dostluk bahsiniz. Nedense Ali Necat sizin için hiç öyle düşünmüyor. Çok kırıcısınız Naz Hanım, yapmayın. Yani arkadaşlar arasında böyle şeyler olur. Gelip geçici şeyler. Takılmayın bu kadar. Yurt dışına taşınmayı düşünüyor musunuz? Çok şaşırtıcı bir haber. Ne zaman gitmeyi düşünüyorsunuz? Ha, siz onu öğrenmeye geldiniz. Sizi hiç ilgilendirmez, öyle değil mi? Ben Kaan'ın hediyesini getirmeye geldim. Nazan. Ben Necat, sizle tanıştıktan sonra gerçekten çok değişti. Hani hayatının en önemli projesini bıraktıracak kadar etkilemiş olmalısınız onu. Bunu ben değil, Ali Necat kendisi istedi. Hiç şüphem yok buna. Yani Eylül Hanım'dan sonra Ali Necat'ı ilk defa bu kadar mutlu, bu kadar heyecanlı görüyor. Beni çok sevindiriyor. Ne kadar şanslı bir insan, değil mi? Kimin hayatında aşk onun kapısını gerçekten iki defa çalar, değil mi? Yanlış anlamayın, yani Eylül Hanım'la sizi kıyaslamak gibi bir niyetim yok. Yani sonuçta olmuş, yaşanmış, bitmiş bir şey. Anicat size herhalde bahsetmiştir değil mi Eylül Hanım'dan? Ha, bahsettim. Ha, ben çok büyük bir hata yaptım, çok özür dilerim. Yani benim size hiç Eylül Hanım'dan bahsetmemem gerekiyordu. Yani yurt dışında yaşıyordu, çok uzun zamandır dışarıdaydı. Yeni dönmüş, ondan aklıma geldi. Bu pillerin de durumu nedir bilmiyorum ama çalışır inşallah. Ay hadi inşallah. İbrahim, sen onun pillerini doğru taktın mı? Hani yaylı tarafı düz tarafa, o sivri tarafı da diğer tarafa geliyor ya. Taktım Ayşegül, taktım. Ben kamyon motoru indiren adamım. Bir pilimi takamayacağım. Al dene bakalım. Sana da bir şey söylenmiyor. Allah Allah. Yanlış mı taktık? He? Ne oldu? Arabanın motoru mu çalışmıyor? Burası böyle. Burası da böyle. Al. Oo, çok hızlı gidiyor.
Kapıları da açılıyor. Çok güzel. Evet, güzel. Evet. Efendim İbrahim. İyi akşamlar abi. Ha, söyle hayırdır? Önemli bir şey yok. Evliyim ben biliyorsun. Ama yine de sana haber vermek istedim. Murat Bey burada. Ne arıyormuş herif orada? Kaan'a oyuncak araba getirmiş. Ne oyuncağı İbrahim? Ne arıyor adam orada? Vallahi bilmiyorum. Yine bir iş çeviriyor bu herif. Naz yanında mı? Naz Hanım da burada. Yani merak edilecek bir şey yok. Ben de buradayım. Ver bakayım onu bana. Tamam. Bir saniye. Bak artık çalışıyor. Çok güzelmiş gerçekten. Evet. Naz Hanım, Ali Necat Bey sizinle konuşmak istiyor. Efendim? Naz, o adamın neden oraya geldiğini bilmiyorum ama hemen geliyorum oraya. Söyle ona beklesin beni. Yok, hiç merak edilecek bir şey yok, merak etme. Selam söyle. Eğer bir şey olursa hemen İbrahim'e söyle def etsin onu oradan. Murat Bey de Kaan'a bir hediye getirmiş. Verdi onu. Tam da şimdi kalkıyordu. Sen hiç planlarını değiştirme. Biz onu uğurluyoruz zaten, tamam mı? Tamam. Bay bay. Ben sizi yolcu edeyim. Nazarım bu keyifli sohbet için size çok teşekkür ederim. Bence de eşsizdi gerçekten. İyi akşamlar. Kaan, arabayı dikkatli kullan oldu mu? Baban gibi kaza yapma. Gördün mü tam lafımın üstüne. Neyse ziyanı yok oyuncak nasılsa. Kimsenin canı yanmamıştır. Buyurun. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Geliyorum şimdi Kaan. Buraya kadar gelmenize gerek yoktu, yolu biliyordum. Ne olur ne olmaz. Hem bizde misafir böyle uğurlanır. İyi geceler. Efendim? Alo canım. Şimdi Murat gitti, sana haber vermek istedim. Sen iyisin değil mi? İyiyim, merak etme. Tamam, ben köşeye geldim şimdi. Buradaki işimi bitirir bitirmez gelirim. Tamam, yalnız ben giderim artık. Geç oldu çünkü. Yarın görüşürüz, olur mu? Tamam, nasıl istersen görüşürüz. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Afiyet olsun baba. Teşekkür ederim hanım. Hoş geldin. Size servis açmamı ister misiniz? Yok, sağ ol, sağ ol abla. Yemeyeceğim ben. Yalnız yiyorsun bu akşam. Ne yapalım? Sen evlenip yurt dışına gideceksin. Feyza'nın ne yapacağı, ne olacağı belli değil. Ben de alışmaya çalışıyorum buna. Tabii. Bundan önce yediğimiz aile yemeklerine verdiğin önemi düşünürsek senin için zor, ha? Değil mi? İnsan başına gelen her şeye uyum sağlamak zorunda. Bugüne kadar bu konuda bir türlü konuşamadık seninle baba oğul. Yakında bir yuva kuracaksın. Dünyada aile bağlarından daha kıymetli bir şey yoktur. Onu korumak için bazen sert kararlar almak gerekebilir. Ailen seni anlamasa da. Ben de seninle bir şey konuşmak istiyorum. Bir sorun mu var? Aslında büyük bir sorun var tabii. Yani bu çok önemli. Yarın gireceğiniz ihale hakkında.
Bu konuyu seninle defalarca konuşmuştuk. Baba, lütfen sakin ol ve beni dinle. Bir bilgi geldi, seninle paylaşmak için buradayım. Neymiş o? Sabah Mert'le konuştum. Eğer ihaleyi kazanmanız durumunda 400 milyon dolar nakit para ödemeniz gerekecek şirket adına. Şirketin böyle büyük parayı kaldırabileceğine inanıyor musun? Baba bak, bu iş çok büyük bir risk. Lütfen vazgeç yol yakınken. Sen ve Mert, hayal dünyanızın peşinde kapılmış gidiyorsunuz. Eğer ihaleyi kazanırsanız Murat'a vereceğiniz 60 milyon dolar ne olacak peki? Bana niye inanmak istemiyorsun? Bu şirketin sonu olabilir diyorum sana. Sen beni ne sanıyorsun Ali Nejat? Ben senin gibi öyle anlık coşkular, hevesler peşinde koştursaydım bu şirkete sahip olamazdık. Baba söyle o zaman, ben de rahatlayayım. Ne yaşıyorsun sen? Tamam, rahat olabilirsin. Ben rahat olamıyorum ama. Ya sen bu adama gözün kapalı nasıl güvenebiliyorsun, senin gibi bir adam? Kişisel meselelerini bu işe karıştırma. Baba bu işin kişisel meseleyle ne alakası var? Ben bu adama güvenmiyorum. Baba bak, yol yakınken bu işten vazgeç. Eğer bir aksilik yaşanırsa ödediğin parayı geri alamazsan ne olacak? Baba bunu düşündün mü hiç? Ben bu çabalarını gördükçe çok mutlu oluyorum ama keşke şirkete dönme teklifimi kabul etseydin. Dönersem ne olacak? Ne olacak? Bu ihaleye girmekten vazgeçecek misin? Kesinlikle vazgeçmem. Oraya bir daha dönüşüm yok. Baba gözün kör olmuş. Bu senin son kararın mı? Evet. Son kararım. Peki baba. Umarım ben yanılırım. Umarım. Elimden gelen her şeyi yaptım bu şirket adına. Ve ailem adına. Sen burada mıydın? Senin de burada olman iyi Feyza. Biraz konuşalım seninle. Feyza, neden böyle yapıyorsun? Ne demek neden böyle yapıyorum? Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Kaan için elbette. Feyza, bunu ben sana söylemedim mi? Bu tamamen benim fikrim. Ne yapayım anne Nejat? Bana başka bir çare bırakmadın. O kızı hırpalamaya hakkın yok Feyza. O kızı hırpalamaya hakkın yok. Böyle davranarak bir yere varamazsın. Ya sana yakışıyor mu hiç Feyza? Yakışıyor mu? Bana bunu söyle. Evet, haklısın. Yakışmıyor. Nazlı'la böyle bir şey yaşamayı istemezdim. Ama... Ama ne? Bana asıl ağır gelen şey ne biliyor musun? Hiç umursanmamak. Kardeşimsin sen. Beni bu kadar yok sayamaz. Kaan'ın gidişinin beni ne hale getireceğini düşündünüz mü hiç? Bunu nasıl düşünmem? Bunu en çok Naz düşünüyor abla. O zaman anlayın beni lütfen. Götürmeyin Kaan'ı. Annecan bak, dayanamam buna. Lütfen götürmeyin onu. Beni zor durumda bırakıyorsun. Ben de kendime bir aile kurmak istiyorum. Bunda da kararlıyım. Biz de senin ailemiz. Bak birlikte... Yapma Feyza. Birlikte çok daha büyük bir aile olabiliriz. Bunun için uzaklara gitmene gerek yok ki Nejan. Olamayız. Biz olamayız. Biz ne zaman aile olduk Feyza? Hayır, ne zaman aile olduk? Ben nereye adım atsam önce ailem benim karşıma çıkıyor. Beni kim dinliyor bu ailede? Sen mi? Babam mı? Kim? Anneciğim bak, bak lütfen. Bu Tarık Karasu'nun çocukları olarak ikimizin de kaderi. Bir zamanlar ben de en az senin kadar buna karşı durmaya çalıştım. Mücadele ettim. Ama artık çok yoruldum. Uzlaşmanın bir yolunu bulmak istiyorum. Yok abla. Bak belki de... Belki de eğer acıları... Hesaplaşmaları geride bırakırsak yeniden bir aile olma şansını yakalayabiliriz. Ama kaçıp gidersem bir daha bu şansı kaybederiz. Buradan gittiğinde belki yeni bir ailen olacak. Ama kendi aileni de paramparça edeceksin.
Anne Nejat, lütfen. Lütfen beni bırakıp gitme. Ne olur. Ben Kaan'ı götürme Anne Nejat. Ali Necat'la Kaan'la ilgili konuşuyorduk. Buyurun Murat Bey. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar Murat. Ah Murat, seni beklemiyordum. Kusura bakma. Yarın sabah Tarık Bey'le ihale için Amsterdam'a uçacağız. Gitmeden önce seni görmek istemiştim. Yarın bizim için büyük bir gün. İzninizle. Anne Nejat, biraz vaktin var mı? Hepimizi çok ilgilendiren bir konuda bazı şeyler söylemek istiyorum. Merak etme, işle alakalı değil. Feyza ve benimle ilgili. Ben İstanbul'a geldiğimden beri çok mutluyum. Bunun tek bir sebebi var. Şu anda karşımda duran harika kadın. Bu şehir ve bu harika insan benim hayatıma anlam kattı. Şimdi izin verirseniz bu olağanüstü insanla bir ömür boyu birlikte yaşamak istediğimi herkesin önünde ilan etmek istiyorum. Bilemiyorum. Bana elini uzatır mısın lütfen? İkinizi de kutlarım Murat. Ailemize hoş geldin. Çok teşekkür ederim efendim. Bundan sonra Karasu ailesine layık olmaya çalışacağım. Hiç kuşkum yok. Nereye gidiyorsun Ali Nejat? Feyza ile Murat'ı kutlamayacak mısın? Neden bunu bana yapıyorsun Ali Nejat? Hiç değilse bir tebrik etseydin beni. Nereye gidiyorsun Ali Nejat? Neler saçmaladığının farkında mısın sen? Kızını kendini ailesine bu kadar yabancı hissetmesi ne kadar acıdı lan. Yazık. Aramızdaki buzların eriyeceğini düşünmüştüm. Onun için onun burada kalmasını istedim ama herhalde biraz aceleci davrandım.
Bana bak. Bunu daha fazla bekleyemezdim. Bana bak. Sana ağlamak için kışma yapma. Ne olur. Karnın aç mı? Yemek getirebilirim aşağıda. Canım bir şey istemiyor. Canım sıkkın galiba. Evet, neler oldu? Yok, bir şey olmadı. Sadece biraz yorucu bir gündü de. Ondandır. Feyza meselesi mi? Sen nereden biliyorsun? Ayhan'la beraberdik. Bugün oraya geldi, biraz konuştuk. Bildiğini anlattı sana. Yani işte aranızda tatsızlık olduğunu söyledi. Yani alınma kadına canım, yani onun da durumu belli yavrum. Yok, yok anneciğim, bu sefer öyle değil. Ben de her seferinde öyle düşünüyorum ama bu sefer haddini fazlasıyla aştı. Benim hastaneme gelip beni suçlamalar. Yok ben Kaan'ın duygularını sömürüyormuşum. Yok aslında bu Avrupa'ya gitme meselesi sadece benim planımmış falan. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey yapmaya hakkı yok. İşte o da halası yani. O da istemiyor gitmemizi. Yani bir orta yolu yok mu yavrum bunun? Anneciğim bunun ne orta yolu olacak? Ya gideceğiz ya kalacağız. Tamam gitmeyin işte siz de. Nereden çıktı zaten bu yurt dışında yaşama falan? Biz seninle konuşmadık mı bu konuyu? Tamam konuştuk. Ya, tamam sizin hayatınız... Ya sonuçta siz bilirsiniz nasıl, nerede mutlu olacaksınız, orada olursunuz ama... Ben de istemiyorum işte gitmemizi. Anneciğim, öyle yaparsan gidemem ki ben ama. Üzme sen kendini. Tamam mı? Sakın üzme. Şimdi sizin huzurunuzda Feyza'yı ömrüm boyunca çok mutlu edeceğime dair söz vermek istiyorum. Şu anda beni hüzünlendiren tek bir şey var. O da sevgili babamın aramızda olmayışı. Umarım o da bizi bir yerlerden izliyordur. En güvendiği dostuyla dünür olmak babamı çok mutlu ederdi. Hı hı. O da bu anı yaşasaydı çok mutlu olurdu. Onu gerçekten çok özlüyorum. Buna hiç kuşkum yok. Necat. Haber vermeden geldim, kusura bakma. Hayır canım, olur mu öyle şey? Geç. Geç canım. Sana ne hazırlayayım içecek? Gel gel otur ya. Bir şey istemiyorum, gel. İyi misin Necat? Ne oldu? Tükendim artık Nazlı ya. Etrafımdaki olup bitenlerden, her şeyden. Resmen kendimi anlatmak için zorlanıyorum. Ne olursun üzme kendini. Sakin olmaya çalış. Tamam. İyi ki sen varsın. Benim için de iyi ki sen varsın.
Beyza. Efendim? Ne düşünüyorsun? Açıkçası böyle bir şey hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım. Neden? Yani sana karşı hissettiklerimi bildiğini düşünüyordum. Elbette biliyorum. Ne bileyim yani senin böyle bir şey isteyebileceğini hiç düşünmemiştim. Yani ben kendimi ifade etme konusunda pek başarısızım, bunu biliyorsun. Evet. Özellikle de sana karşı. Neden? Çünkü ben daha önce hiç kimseye aşık olmadım. Belki de düşündüğün gibi değildir. Belki de gerçekten birbirlerine aşıklardır. Düşünsene böyle bir şey Feyza için ne kadar iyi olur. Naz. Tamam bakma, biliyorum. Ben de o heriften hiç haz etmiyorum. Hiç sağlam biri olduğunu da düşünmüyorum ama... eğer gerçekten birbirlerini seviyorlarsa bu Feyza için çok iyi olabilir. Ceyhun, çok ben isterim onun mutlu olmasını Naz. Biliyorum. Benim üzüldüğüm ailemle aramdaki uçurum günden güne artıyor. İşin içinden çıkamıyorum resmen. Sen zaten Murat'tan çok Feyza ile ayrı düşmekten sıkıldın. Zaman. Biraz daha zaman. Neyin ne olduğu çıkar zaten ortaya. Ne olur gidelim buradan. Bu gitme konusunu bir kere daha düşünemez miyiz? Neden? Netleştirmedik mi bunu? Konuşmuştuk seninle. Evet ama ben... sanki gidersek çok bencilce davranırmışız gibi geliyor. Biliyorsun seninle her yerde mutlu olurum ben. Buna eminim. Ama geride bıraktıklarımızı düşünmeden edemiyorum işte. Feyza, hastane. Tabii de benim için en önemlisi annem. Annemin bu dünyada benden başka kimsesi yok anneciğim. Daha bugün onunla bu konuyu konuşurken bir anda ağlamaya başladı. Onu üzmeye dayanamam. Naz, bunun zor olacağını ikimiz de biliyoruz. Benim için de kolay değil. Hayatımız için yani. Bak yaşadığımız şeylere. Sen gitmeyi bu kadar çok istiyor musun? Çok istiyorum. Ben de hiç kimse üzülmesin istiyorum. Keşke herkes böyle düşünse. Kimse kimseyi üzmese yani. Ben bizim üzüleni olmamızı istemiyorum artık. Gidelim Naz. Ayran da ister misiniz? Olur. Orası mı? Burası. Burada bekleyin. Buyur abi. Buyurun. Dayı bir tane küçük nohudu bol olsun. Hemen. Buyurun. Afiyet olsun. Allah'ım. Buyurun beyim. Delikanlı bir büyük doldursa da bana. Hemen yapayım abi. Tavuk da at. Atıyorum abiciğim. Buyurun. Teşekkür ederim. Karabiber.
çok lezzetli. Afiyet olsun beyim. Yenge mi yapıyor? Bizim hanım çok marifetli. Güzel pilav yapar. Turşuyu 50 alayım mı? Alın efendim, istediğiniz kadar. Ev turşusu. Çok güzel bu. Ya ayran yok mu ya? Ayran versene bana. Hemen geldi abi. Delikanlı oğlum mu? Oğlum değil ama evladım kadar severim ben onu. Birlikte çalışıyoruz. Nasıl böyle para kazanabiliyor musunuz? Vallahi biz yeniyiz beyim. Allah'ın izniyle kazanırız inşallah. Geceleri sürekli ayakta durmak zor gelmiyor mu amcacığım ya? Vallahi ne yaparsın? Ekmek parası. Mecburuz çalışmaya. Ben üniversitedeyken o zaman cebimizde tabii para da yok. Akşamları çıkıyordum pilav yemeye. Ama bu şimdiye kadar yediğim en güzel pilav. Çok güzel olmuş bu pilav Hasan amca, eline sağlık. Beyim, benim adımı nereden öğrendiniz? Delikanlı söylerken dedi. Ne kadar borcum? Bozduğunuz yok mu efendim? Şu kalsın. Ama o çok para olmaz efendim. Ben bu parayı kabul edemem. Sen kabul etmezsen delikanlıya verirsin. Onun ihtiyacı olur genç adam. Hadi kalın sağlıcakla. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar abi. Hasan amca. O adam kim? Ne bileyim evlat, vallahi tanımıyorum ya. Bu borç meselesini de bir iki güne kadar hallederim. We have the Karas company here from Turkey. Also the French company ENWC. Now let's continue to the tendering of the bids. Now, for the last time, we're ready to open the bidding. 450 million dollars. The proposal of the ENWC company is $450 million. Teklif ettikleri miktar beklentimizin çok üstünde. Merak edilecek bir şey yok. Sonuna kadar dayanamazlar. Devam edelim. Emin misin? Bana güvenin. Tamam Oğuz. Devam ediyoruz. 20 uygun mudur efendim? Uygundur. We are offering 470 million dollars. 490 milyon dolar. Murat, bunların pes edeceğini düşünüyor musun? Verilen fiyat tahminlerimizi çok aştı. Bence çekilmemiz en doğrusu. Tarık Bey, ben bu firmayı çok iyi tanıyorum. Bundan sonra daha fazla devam edemeyecekler. Bu noktaya geldikten sonra geri dönüş yok. Ama rakam şimdiden 500 milyonu buldu. Bu gerçekten çok fazla. Tarık Bey, bu Avrupa'nın en büyük tersane ihalesi. Emin olun buna değecek. Bu adamın ne işi var burada? Enver Bey'in diğer firmaları desteklediğini size söylemiştim Tarık Bey. Nerede olacak? Tabii ki burada olacak. Do you have a counter offer? Ne söyleyelim efendim? 500 diyelim mi? Hadi ne diyorsam onu yap. $520 million. Rahat ol.
under this condition, we have to state our withdrawal from bidding. Size söylemiştim. Tebrikler. Kutlarım seni Murat. Tebrikler. Bizim için gerçekten büyük bir iş çıkardın. Kutlarım. Tebrikler efendim. Teşekkür ederim olsun. Gördüğün gibi planların hiçbir işe yaramadı Ender. Yine ben kazandım. Kutlarım Tarık Bey. Hayırlı olsun. Sizi de Murat Bey. Büyük bir iş başardınız. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Bu başarı da müstakbel damadımın katkısı küçümsenemez. Anlayamadım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Dün gece Feyza ve Murat evlenmeye karar verdiler. Bu andan itibaren Murat damadım sayılır. Hiç şüpheniz olmasın. Feyza'yı çok mutlu edeceğim. Hiç kuşkum yok. Evet. Gidebiliriz artık. Burada işimiz bitti. Murat. Gerçekten yaptın mı böyle bir şey? Hiç şüpheniz olmasın. Demek benimle oyun oynamaya karar verdin. Pekala Murat Seyhanlı. Öyle olsun. Her çırak günün birinde ustasının yerini almayı hayal eder. Bu cümleyi siz söylemiştiniz bana sizin yanınıza ilk geldiğim gün. Hatırlıyor musunuz? Ben hiç unutmadım. Ve bugün çırağın ustasının yerini alma günü. Küçük bir ayrıntıyı atlıyorsun Murat Seyhanlı. Sen ustanın yerini almadın. Düşmanı oldum. Kutlarım. Ustasını öldürmeyen çırak, çırak kalmaya mahkumdur. Öyle mi? Tek bir şey soracağım. Bunun Feyza ile bir ilgisi yok değil mi? Hiçbir zaman da olmadı. Bunu zaman gösterecek. Hep beraber göreceğiz. Çok güzel bir başlangıç oldu, değil mi? Usta. İyi misiniz efendim? Murat açıkça savaş ilan etti. Neden yapıyor bunu? Henüz bilmiyoruz. Yani Feyza'nın konusunda ciddi öyle mi? Öyle görünüyor. Ama unuttuğu bir şey var. Geldiği yer. Geldiği yeri unutmuşa benziyor. Ve ben hatırlamasına yardım edeceğim. Böyle bir şey yaptığına çok, ama çok pişman olacak. Alo Murat, ne oldu? İhaleyi kazandık. Ciddi misin? Ha, çok sevindim. İkinizi de çok kutluyorum. Çok güzel bir haber bu. Gerçekten mükemmel bir haber. Babam yanında mı? Onunla da konuşabilir miyim? Tabii. Hemen veriyorum. Seni şimdiden çok özledim. Ben de. Siz işte. Teşekkür ederim. Alo kızım. Babacığım tebrik ediyorum. İhaleyi kazanmışsınız. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bu hepimiz için çok önemli bir başlangıç olacak Feyza. Dönünce uzun uzun konuşuruz. Olur mu kızım? Tamam. İyi yolculuklar size. Öpüyorum seni yanaklarından. Teşekkür ederim. Güzel. Feyza Hanım, keyfiniz yerinde maşallah. Evet, yerinde. İhaleyi kazanmışlar. Çok
Çok sevindim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun Feyza Hanım. Sağ olun Müşfik Bey. Kahvaltınızı hazırlamamı ister misiniz? Evet. Yalnız bahçeyi hazırlayın, oldu mu? Ben odamdayım. Hazır olunca seslenin, oldu mu? Müsaadenizle. Amir. Enver hemen harekete geçecektir. Uçaktan iner inmez takibi aldım. İbrahim. Günaydın abla. Kolay gelsin. Günaydın Gülümser. Size de günaydın. Ya ben bir çay alsam oldu mu acaba? Dur İbrahim'ciğim, ben doldururum çayını. Sağ ol. Afiyet olsun. Niye gelmedin dün gece bakayım sen? Ablacığım, Ali Necat Bey dün gece eve çok geç geldi. Ben de o saatten sonra dönemedim, kaldım, ne yapayım? Senin de canına minnet tabii. Ay abla ya. Kız yoksa siz... Tövbe tövbe. İbrahim arabada uyudu, ben de evde bir kenara kıvrıldım, uyudum işte. Sen de hemen. Vallahi ben bilmem. Senin uyur güzelliğin de var ya. Yok yok, gezmedim, uyudum. Dur dur. Sen yokken neler oldu köşkte bilmiyorsun. Ne kaçırdım? Teyze Hanım sözlendi. Ne? Ya yalan. Vallahi billahi. Benim de ağzım açık kaldı. Kiminle sözlendi? Kız kiminle olacak? Murat Bey'le tabii. Doğru. Vallahi adam dün gece kafam kadar tek taş yüzüğü takıverdi. Ya ne güzel. Öf ya. Bir gece köşke gelmedim, neler kaçırmışım, görüyor musun abla? Feyza Hanım çok sevinmiştir değil mi? Kıyamam. Ya sevinmez olur mu? Hala ayakları yere basmıyor. Ne güzel. Ne olmuş Feyza Hanım'a? Feyza Hanım dün gece Murat Bey'le sözlenmiş. Ne oldu ki İbrahim? Sen niye şaşırdın o kadar? Yok, şaşırmadım. Tuhafıma gitti biraz. Benim oradan pek gözüm tutmadı da. Aman. İnsan sarrafı İbrahim, fikrini söyledi. Neyi gözüm tutmadı acaba adamın? Uzatma Ayşegül. Tutmadı işte. Vallahi senin gözün istediği kadar tutmasın İbrahim. İnşallah Feyza Hanım çok mutlu olur. Yazık ya, zavallı kadın neler çekti, çekmediği kalmadı. Artık darısı senin başına. Vallahi ablacığım, kısmet bu işler. Hayırlısı, ne yapacaksın? Çay içeceğim mi? İçeceğim, hadi. Haklı olabilirsin. Ama en azından sana olan hislerimin doğruluğuna inan. Afiyet olsun. Yemek yemeden mi oğlum? Nereye gidiyorsun? Yok anne ya, ben aç değilim. Ya ama sabah kahvaltı da etmedin be Umut. Yaparım ya, dışarıda yerim bir şeyler. Hadi, hadi afiyet olsun. Kızla arası bozuldu galiba. Allah Allah. Dün bir bugün iki, ne ara fırsat buldular da kavga etti bunlar. Bilemem. Ne olmuş, senin haberin var mı? Ben nereden bileyim Allah aşkına ya? Sen de bana soruyorsun. Merak ediyorum kızım. Bilmiyorum. İnşallah bir aksilik yapıp soğutmaz kendinden bu kızı da. Anne maşallah, ne kadar çok korkuyorsun ya, bir şey olacak, araları bozulacak diye. Korkarım tabii kızım. Aklı başında güzel bir kız. Bizim koca kafaya çok bile. Ay tamam. Merak etme, bir şey olmaz. Düzelir düzelir. İnşallah. İnşallah.
Dosyalar hazır mıydı? Evet efendim. Her şey istediğiniz gibi hazırlandı. Buyurun. Güzel. Şimdi bunları Ali Necat Karasu'ya ulaştırmanızı istiyorum. Ama efendim, bu dosyalar Ali Necat Karasu'nun eline geçerse Murat Bey de şifre olur. Bunu yapmayı gerçekten istiyor musunuz? Benim tam olarak yapmak istediğim de bu zaten. Peki efendim, siz nasıl arzu ederseniz. İyi günler efendim. Teşekkür ederim. Baba, galiba kaybedeceğim. Yedin yine golü, kova. Tam bir kovasın, tam bir kovasın. 4-0 oldu baba. Hadi ver. Bak, şunlarla oynayacaksın oğlum. Tamam. Çak, 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 çak. Ne? Ya, çak. Ya kaçtım. Tamam, hadi. Ya baba, 5 tamam. Oldu ya. Sesinden daha çok ellerin çalışsın, hadi. Ya baba. Ha. Hadi sen oyna, ne olur ver. Gol at. Yenileceğim. Ver. Ben çok iyi beceririm ya oğlum şimdi bunu. Sen de fazla yemişsin Kaan ya. Gol böyle atılır, al. Tamam. Al. Atabilirim değil mi? At bakalım. Ya, ya verir vermez yiyorsun. Ya? Verir vermez oradan yiyorsun seni. Oradan da dönmez ama. Nasıl dönmez? Kurtaracaksın hayır böyle. Ya. Günaydın. Allah. Aa. Benim yakışıklılarım nasılmış acaba bugün? Biraz ablam geldi. Ne yapıyorsun? Nasılsın sen bakayım? İyiyim. Seni görünce daha iyi oldum. Ben çok çok daha iyi oldum. Ne haber canım? Hoş geldin. Gel. Sen bugün hastaneye gitmedin mi? Yok. Bugün benim izin günüm. Yaşasın. Bugün birlikte bir şeyler yapabileceğiz. Hı hı. Ne istersen yapabiliriz ama bizim önce babayla sana anlatmak istediğimiz bir şey var. Güzel bir şey tabii bu. Bakalım beğenecek misin? Hani biz Nazlı ablanla evleneceğiz ya şimdi. Hı hı. Biz düşündük ki böyle hep beraber yurt dışında yaşayalım diyoruz. Ne diyorsun? Yani artık burası bizim evimiz olmayacak mı? Yani burası bizim evimiz olmayacak. Çünkü uzaklara gideceğiz. Ama orada çok daha güzel evimiz olacak. Düşünsene bir Kaan. Yepyeni bir okul, yepyeni arkadaşlar, yepyeni bir ev. Çok heyecanlı değil mi? Kaan. Gel buraya gel, gel, gel. Niye astın suratı bakayım? Ne koçum? Biz yani annem burada bırakıp gidecek miyiz? Kaan'cığım. Sana ben bir şey diyeyim mi? Annen zaten her zaman senin yanında. Hiçbir zaman seni bırakmayacak ki. Yani biz nereye gidersek gidelim annem benim yanımda mı olacak? Hı. Yanında olacak tabii ki. Bakayım. Yürüyorum ben seni. Dur bakayım telefon çalıyor kocam. Şimdi bana söyle bakayım bugün ne yapmak istiyorsun? Efendim? İyi günler. Ali Necat Karasu ile mi görüşüyorum? Evet, ben kimle görüşüyorum? Ali Necat Bey, ben avukat Metin Çelik. Vaktiniz varsa sizinle konuşmak istediğim bir konu vardı. Konu neydi acaba? Karasu Holding'in bu sabah katıldığı ihale hakkında bir takım bilgiler var elimde. Bunları sizinle paylaşmak isterim. Bu konuyla nasıl bir ilişkiniz var sizin? Ali Necat Bey, söyleyeceklerimi sizi gerçekten ilgilendireceğini düşünüyorum. Ama bunları yüz yüze görüşmek isterim. Evet ama bu konuyu bana tam olarak açıklamazsanız bu teklifinizi kabul edemem ben. O zaman şöyle söyleyeyim Ali Necat Bey. Babanız Tarık Bey bu ihaleyle Murat Seyhanlı tarafından çok büyük bir tuzağın içine çekiliyor. Bu ihale tamamıyla göstermelik bir organizasyon. İhale onun paravan şirketleri tarafından düzenleniyor ve sonuçta ödenecek bütün para Murat Seyhanlı'nın eline geçecek. Bilmem dikkatinizi çekebildim mi? Siz kimsiniz ve bunları nereden biliyorsunuz?
Benimle görüşmeyi kabul ederseniz bütün detaylarını anlatacağım size. Ayrıca elimde bu söylediklerimi kanıtlayacak çok önemli belgeler var. Peki, tamam. Nerede? Bostancı Açık Otoparkı'nı biliyor musunuz? Evet. O zaman bir saat sonra sizi orada bekliyorum. Tamam. Nasıl? Çıkmam gerekiyor. Ne oldu canım? Kötü bir şey değil, değil mi? Yok, bir şey değil. Konuşuruz sonra. Babacığım. Ha, koçum. Gidiyor musun? Tamam, geleceğim yine, tamam? Tamam. Hadi bakayım. Onlar benim için mi? Evet. Teşekkür ederim. Otursana. Bir şey içer misin? Yok, yok sağ ol. Al, otursana sen de. Sen çok özür dilerim yani bu olanlar için. Gerçekten böyle olmasını istemedim. Gerçekten. Yani gece uyku falan uyuyamadım. Çok çok kötü hissettim kendimi. Umut. Ya bir bitireyim ne olursun. Bir bitireyim. Gerçekten çok pişmanım yaptığım şey için. Yani ben hıyarlık ettim işte ya. Bayağı hıyarlık ettim yani. Yani ben seni o herifle yan yana görünce hani gerçekten çok, çok, çok sinirim bozuldu. Yani aklımdan bir sürü şey geçti falan. Yani... Ama yine de geldin. Evet, geldim. Çünkü ben senin yanında olmak istiyorum yani. Seninle olmak istiyorum. Özlüyorum seni. Seni düşünüyorum zaten sürekli. Bir yandan da yani... Hani söylediklerini düşündüm. Mesela gerçekten çok büyük haksızlık ettim. Yani biz bundan önce başka hayatlar yaşadık tabii ki. Yani sen başka bir hayat yaşadın, ben başka bir hayat yaşadım. İyi şeyler yaptık, kötü şeyler yaptık ama bir önemi yok yani bunun. Bu bundan sonra aslında, yani bundan sonrası önemli aslında bizim için. Hani birbirimizi ne kadar sevdiğimiz, ne kadar değer verdiğimiz. Asıl önemli olan bunlar olmalı yani. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum. Umut, beni çok mutlu ettin. Bir de... Yani tabii... Yani mesela bir şey anlatmak istersen ben buradayım yani. Tabii ki bazen insan kendine bile anlatamadığı şeyler oluyor ama istersen buradayım yani anlatabilirsin bana. Bir şey daha söyleyeceğim sana. Hani geldin ya tamirhaneye. Beni öyle o halde görünce öyle kirpas içinde. Hani buna rağmen kendini açman falan çok çok güzel bir şeydir. Umut saçmalama. Benim için bunun hiçbir önemi yok. Ben sadece bir an hani geldiğimde ortam düşündüğüm gibi çıkmadığı için şaşırdım o kadar.
Benim için önemli olan tek şey sensin. Efendim Ali Necat. Baba döndünüz mü? Evet döndük. Şimdi köşke doğru gidiyoruz. Tamam, seninle konuşmam gereken bir konu var. O kadar önemli mi? Evet önemli baba. Peki. Sen de köşke gel. Aa, biliyorum sormak istemiyorsun ama ben söyleyeyim. İhaleyi biz kazandık. Karas Holding artık dünyanın en büyük firmalarından biri olma yolunda. Tamam baba, gelince konuşuruz. Aa Zeynep, dönmüşsünüz. Niye haber vermediniz? Biraz önce döndük Eylül Hanım. Abim nerede? Terasta, keyfi pek yerinde değil. Bir şey mi oldu? Amsterdam'da işler pek yolunda gitmedi. Oldukça gergin ve öfkeli. Biraz yalnız kalmak istedi. Hay Allah. Dur ben bir bakayım abime. Abicim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu? Anlatmak ister misin? Yaşanan önce şeyden sonra bir daha hiç kimseye güvenmeyeceğim diye söz vermiştim kendime. Yalnız kalmayı seçmek ve kimseye güvenmemek göründüğü kadar kolay değildir Eylül. Rağmen uzun süre tuttum bu sözümü. Beni güçlü kıldı. Yıllar sonra fikrimi değiştirip elimi uzattığım tek insan Murat'tı. Şimdi ise aynı insan tarafından hançerlenmek. Garip bir duygu. Yaşadığım öfke mi, acı mı, hayal kırıklığı mı bir türlü anlam veremiyorum. Tam olarak ne olduğunu benimle paylaşabilirsin. Belki iyi gelir. Elbette iyi gelir. Ama şimdi biraz dinlensem iyi olacak. Belki sonra. Tamam. Sen bunu fazlasıyla hak ettin Feyza. Dilerim tüm yaşamınız boyunca mutlu olursunuz. Bu arada Murat gibi başarılı bir iş adamının damadım olarak aramızda katılmasından büyük gurur duyuyorum. Ben bütün iş hayatım boyunca sizi örnek aldım Tarık Bey. Şimdi de ailenizin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Teşekkür ederim. Baba. Tam zamanında geldin Ali Necat. Hadi bize katıl. Daha önemli bir konu var, konuşalım mı? Biraz bekleyemez mi? Gördüğün gibi burada büyük bir başarıyı kutluyoruz. Baba. Bakıyorum bizi huzursuz etmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun Ali Necat. Bari şu günümü mahvetme. Böyle bir yandan daha önemli ne olabilir söyler misin? Konuşalım mı? İnanamıyorum. Feyza. Sakin ol. Tadına çıkar bugünün. Hı? Ben de gideyim, yiyecek bir şeyler hazırlamalarını söyleyeyim. Aa, Oğuz Bey, siz yemeğe kalır mıydınız acaba? Hayır efendim. Tamam. Emre Bey'in ihaleye gelişine çok şaşırdım. Oğuz Bey, artık bu evi falan bırakın. Yani siz Enver Bey için çalışmıyorsunuz ki. Benim için çalışıyorsunuz. Evet, haklısınız.
Ama neden geldiğini merak ettim. Her zaman geri planda kalmayı tercih etmişler. O bu sefer açık açık ortaya çıktı. Rahat oldum. Evet, seni dinliyorum Ali Neşat. Baba, biraz önce bir adam aradı beni. Bir avukat. Şu an kazandığınızı sandığınız ihalenin bir düzmece olduğunu söylüyor. Baba, neden gülüyorsun? Murat paravan şirketlerle bize bir oyun oynuyor. İhale için yatıracağın para eninde sonunda onun hesabına geçecek. Yani ortada ne yapılmış bir iş ne de kazanılmış bir aile var. Lütfen anla. Bu saçmalıklara bir son ver artık. Baba. İhaleyi biz kazandık. Bu iş bitti artık. Sen de kabullensen iyi edersin. Baba, neden beni dinlemek istemiyorsun? Bir kere anla, ben senin oğlunum. Senin neyini dinleyeyim ki? Murat'la ilgili bu çocukça kıskançlığa bir son ver artık. İnanmıyorum ya. Bu konuda senden bir kelime daha duymak istemiyorum. Anlaşıldı mı? Adamın elinde belgeler varmış diyorum. Biraz sonra o adamla buluşacağım. Önüne o belgeleri çıkartırsan belki seni ikna edebilirim. Tabii bazı şeyler için geç kalmamışsak. Hala anlamadın mı? Enver'in işi bu. Kazandığımız bu büyük başarı çıldırttı onu. Sıradan numaralarla işimizi engelleyeceğini sanıyor ve sen bu ucuz numaralara kanıyorsun. Baba, bunun Enver abiyle ne ilgisi var lütfen? Ha, Enver abisiymiş. O adam bizimle aklını bozmuş Ali Neşat. Aç gözünü artık, aç. Evime gelip beni yok etmekle tehdit ediyor. Ama çevirdiği dolaplar hiçbir işe yaramadı. İhalenin bizde kaldığını öğrendiğinde yüzünün halini bir görmeliydin. Gerçekten her şeye değerdi. Emir abi de mi oradaydı? Tabii ki. Ne sandın? Ben bu işin hala bir düzmece olduğunu düşünüyorum. Ama eninde sonunda bunu kim yaptıysa ortaya çıkartacağım sana. Sen de göreceksin. Hadi görelim bakalım. Emin ol baba. Saçmalığın daniskası. Enver abisiymiş. Sağlık. Ama hadi Ali Neşat, yapma böyle. Beni ailenizin yeni bir üyesi olarak kabul etmek bu kadar zor olmamalı. Benim aileme giremeyeceksin. Ama o kadar emin olma. Göreceksin. Benim ailemle bir derdim var. Öğreneceğim. Hala beni aramaya cesaretin var demek. Ama hadi Enver Bey, yapmayın böyle. Onca yıllık hukukumuz var değil mi? Uzatma, çabuk söyle. Sizin gibi zeki birisinden çok daha akıllı bir hamle beklerdim. Yani bu avukat numarası çok basit, böyle ucuz bir numara oldu. Kendine çok fazla güveniyorsun Murat Seyhanlı. Dikkatli ol.
güveniyorum. Çünkü aynı gemideyiz. Değil mi? Yani eğer beni batırmak istiyorsan Feyza'nın da dibi görmesine razı olmak zorundasın. Efendim nasıl? Ali Necat nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Sen öyle hiçbir şey söylemeden çıkınca merak ettim sadece. Evet. Küçük bir işim vardı, birisini bekliyorum ama sanırım gelmeyecek. Hmm. Kötü bir şey yok değil mi? Yok yok, merak etme, biraz gecikeceğim. Akşam konuşuruz. Tamam, tamam canım, kolay gelsin o zaman. Bay bay. Efendim Ali Necat. Abi merhaba. Uygunsan seninle konuşmak istiyordum. Hayırdır? Bizimkilerle ilgili. Yani benim için önemli bir konu abi. Oteldeyim. Gel bekliyorum. Tamam. Tamam, hemen geliyorum. Zeynep. Efendim Enver Bey. Eylül çıktı mı? Odasındaydı, hazırlanıyordu. Birazdan çıkacak. Tamam.